bilir bu. Rakipte bir tane tank vardır ve can sıkıyordur. Onu birebir aldığınızda sizin takımınız rakibin üzerine koşabiliyor en basitinden. O yüzden sadece aslında taşıyıcı düşürme odaklı düşünmemek lazım ultiye. Çünkü belli bir noktadan sonra özellikle nişancılar civa kuşağı alacağı için de onlara ulaşmak zor oluyor. Attığınız anda civa kuşağıyla çıkabiliyor. Tank hedefleri de aradan çıkarma ihtimaliniz var böyle durumlarda. Ve seçim yasaklamaya da geçtik. Tabi Eren'den bahsettik, hep stabil oynuyor vesaire dedik ama çok iyi de bir Akali oyuncusu. Bunu da gösterdi, yani o agresifliği Akali aldığında gösterebiliyor. Daha çok geride oynadığını, biraz daha dakikalarını beklediğini gördük ama Akali aldığında o işler değişti. Fakat işte bunu bırakmak ne kadar doğru tartışılır. Irelia gitmişken, ya onlar Aatrox'u bıraktılar, Karma'yı almayı tercih ettiler. Karmalaks aldılar, evet kuvvetli bir ikili aldılar ama Aatrox ya. Aatrox. Hesapla çok rahat bozabilen bir şampiyon. Evet. Yani sizin aklınızdakini tam uygulayayım derken bir anda ultisi devreye giriyor. Çok beklenmedik hasarlar çıkabilir. Hatta Yomu ilk eşya olarak tercih edebilen oyuncular da var. Ki Armut da bunlardan bir tanesi zaman zaman eğer tabii öne geçerse. Ve var çok da beklenmedik bir tanklığı da var evet, aslında. Evet. Özellikle ultisini çok açtıktan sonra. Çok rahat ulaşabiliyor. Yani ulaşabileceği hedefe çok rahat ulaşabiliyor. Evet. En büyük olayı da bu bence. Diğer taraftan da Jarvan ve Nautilus geldi. Tolerant'ın da attığı bir tweet vardı. Nautilus oynamaktan sıkıldım diye. 7'de 7 galiba şu an. Yani şu var, oynadığı her maçı kazanmışlar. Evet. En azından Nautilus onlar için %100 çalışıyor diyebiliriz. Bakalım bugün aynı tarifi onlar için devam edecek mi? Diğer taraftan da baktığım zaman Caitlyn Lux ikilisi tekrardan alt koridorda oluşturuldu. Nautilus için de can sıkıcı bir aslında koridor. Çünkü rakibin üzerine gitmeye çalıştığınızda yakalanırsanız kitle kontrole bir anda canınızın büyük bir kısmını kaybedebiliyorsunuz. Karma acaba üst koridora mı gidecek? Üst koridor Karma, Aatrox'a karşı belli başlı güçlere sahip. Özellikle Arakçı rününü çok rahat kullanabiliyorsun. Ve erken safhalarda canını sıkabiliyorsun Aatrox'un. Bunu da veya göreceğiz. Üzerine geldiği zaman kaçma potansiyelin de yüksek Karma'yla. Tek sıkıntı Jarvan geldiğinde problem evet, yaşayabilir ama onu orta koridor olsa da yaşayacak. Diğer taraftan eş yasaklaması geldi. O da yavaş yavaş tekrardan görmeye başladık aslında. Caitlyn'e karşı alabileceğiniz en yüksek menzilli nişancı. Bir de tabii baskın da hazırlayabiliyorsun. Caitlyn Lux koridoruna karşı eşle gittin mi Jarvan'ı çağırıyorsun, oku atıyorsun. Bir şekilde Nautilus'un kitle kontrolü, Jarvan'ın mesafe kapatması, skor çıkarmak gayet basit oluyor aslında. Kitle kontrole sahip, yani evet, kilitleyebilecek iki nişancıyı aradan çıkardı. Çok yani mantıklı ve güzel yasaklamalar aslında. Dün Paddon'la konuşurken o bahsetmişti aslında. Tekrardan Caitlyn Ash Wars görmeye başlayacağız diye. Belli ki onlar şimdiden yasaklamaya geçmişler bu şampiyonları. Son yasaklama da gelmek üzere. Rex'e ormana yönelmeyi tercih etti burada. Böyle biraz daha. Evet. Tabii kendi ormancılarını seçtiler. Şöyle Moiton'un da bu gibi durumlarda özellikle Elis, ormanın çok daraldığı noktalarda Elise başvurduğunu gördük. Talia yine gelebilir. Evet, evet. Yani severek oynadı bir şampiyon ki geçtiğimiz haftalarda da performansı da fena değildi. Ya Elise de doğru yerde doğru zamanda olabiliyor ama kozalar konusunda bir sıkıntı yaşıyor Mojito. Yine bir Olaf. Ya benim Olaf görüşümü biliyorsunuz, o yüzden bir daha bahsetmeyeceğim. Yok, yani çok tercih ettiğim bir şampiyon değil açıkçası. Şimdi şöyle, alt koridorda kazanan bir koridor oluşturdular. Yani o koridoru zaten Caitlyn olduğu için çok rahat bir şekilde itebilir. Eğer Olaf o noktalarda oynarsa rakibin ormanına girebilir. Bunda ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum ama tabii karşısına gelecek olan tercihler çok önemli. Bir baskına bakar bu arada, yani Caitlyn Kalista eşleşmesi bir yerden sonra Kalista'nın çok ilginç bir şekilde evet, domine edebildiği bir eşleşme. Artı sadece böyle ufak bir baskı kıvılcım ihtiyacı lazım. Aynen yani, aynen. Bir kıvılcım lazım. İhtiyacı var. Artı şöyle bir durum var Kalista'nın. Yeteneklerden çok rahat kaçabildiği için Dax'a karşı oynaması da bir noktada basitleşebiliyor. Çünkü o ışık bağını tutturmak hakikaten belli bir noktadan sonra çok güç oluyor. Ve son tercih olarak da Azir yaptılar. Kalista, Jarvan, Nautilus bu üçlüyle erken oyunu, orta oyunu idare etmeye çalışacaklar. Ve oyun sonunda Aatrox, Azir'le birlikte çok güçlü bir kompozisyona ilerlediler. Diğer taraftansa ya o 3 eşyadan sonra 2 tane canavarlaşacak şampiyon. Ama onların önlerinde duracak bir tank çizgisi var mı? Önlerinde duracak tank çizgisi yok ama onları hayatta tutacak kalkanlar evet, var. Hem mantıralı ezin. Devreye girecek mi? Diğer tarafta da. Hem de Lux. Yani bu oyunu Royal Youth'un 25 gibi bitirmesi gerekiyor. Evet, evet. 25-28, maksimum 30 diyelim. Maksimum 30 diyelim.
ardından senin dediğin tarifeyi muhtemelen Doğuş Üniversitesi Aurora çok rahat bir şekilde uygulayacaktır. Dün oynadıkları kompozisyona çok yakın bir kompozisyon. Evet. Onda da Caitlyn ve Corki zaten vardı. Yani bu tarafta da Azir olduğu için böyle aşırı düşüyorlar denemez diyemeyiz, sanki Royal Youth tarafında. Yani Caitlyn, Corki'nin arkasına sen Karma ve Lux'ı koyarsan onu durdurmak çok güç. Yani ne tankın tank olur, ne tankın tank olur, ne de taşıyıcıların düzgün pozisyona girebiliyor. Çünkü hem bombardımanlı Caitlyn hem bombardımanlı Corki taşıyıcına bir tane vurdu mu öldürüyor. Ve günün üçüncü karşılaşmasına da geçiyoruz. Sözü de sunuculara bırakalım. Analiz masasına çok teşekkür ediyoruz ve günün geri kalan üç karşılaşmasında ben Christopher Tombalık Makarna Wilkins, yanımda Kaan Second Best Kural sizlerle birlikte olacağız. Ve bakalım bu üç maç nasıl sonuçlanacak? Tabii ki ilki az önce seçim yasaklaması sonuçlanan mücadele. Second Best, gördüğün seçim yasaklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Valla Aurora aslında çok mantıklı, analizmasında bahsettiği gibi Karma ve Lux'tan gelecek kalkanlarla çok iyi bir kompozisyon kurdu. Ama kontrasını bulmuş gibi Royal Youth. Çünkü Kalista ultisiyle Nautilus'u aralarına attığı zaman neler yapılacak? Onları Karma ile birlikte çıkabilecekler mi? Toleranta çok iş düşüyor diyebilir miyiz bu maçta? Aynen, çok iş düşüyor. Artı Aurora kompozisyonunun ciddi ne yapacağı çok belli ama bir tane önemli eksi var. Lux'ın ışık bağı dışında doğru düzgün kitle kontrol yok. Bu da eğer savaşı istediği konuma getirebilirse Royal Youth, işte içeri girebilecek bir Jarvan, içeri girebilecek bir Nautilus ile savaşın kaderini, daha doğrusu savaşın nerede ve nasıl yapılacağını Royal Youth belirleyebilir. Aurora'nın çok kontrollü ve çok seçerek oynaması lazım. Gerçekten kitle kontrol konusunda problemi var kompozisyonun. Kesinlikle öyle. Ama şöyle de bir nokta var. Bunu özellikle Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam Bahçeşehir Supermassive ile 1907 Fenerbahçe Espor'un akademi mücadelesinde görmüştüm. Caitlyn, Lux ikilisi, Işık Bağı, Yordle Kapanı ikilisiyle birisini yakaladığı zaman çıkarmıyor. Yani birini tek yakalarlarsa o zaman da avantaj onlara geçebilir. Öyle pozisyonlarda. Ama işte Vandal... Ama çok iyi senaryo yani. Yani Vandalbone'un Işık Bağı dışında güvenilir kitle kontrolü ne var? Yok, yavaşlatma var sadece. Hadi değişmez karar olsun da değişmez kararda zaten 2,5 saniyede tetikleniyor. Aynen, yani onun tetiklenmesini ben hani... Güvenilir kitle kontrol, yani kitle kontrol var. Yani eşyalarla da alırsın, dert değil. Ama güvenilir kitle kontrol başka bir şey. Yavaşlatma çok fazla ama sersemletme, daha doğrusu yerine mıhlama, yerine sadece mıhlama. Işık bağı. Hareketi kısıtlama diyelim, o yok. Evet, yani yok. Işık bağı dışında. Diğer tarafa baktığımızda hem Jarvan var, hem Aatrox var. Hadi Aatrox'un ki güvenilir değil diyelim, Nautilus var. Ve kırmızıya girdiler. Evet, Tolerant ve Pilot da burada. Ve diğer taraftan... Closer da geliyor. 4'e İki 3. taraftan birisi kesin vakit kaybedecek burada. Ön tarafta yakalanan Mojito var. Mojito burada çarpını kullandı ama ilk kan oluyor. Çok kötü başladı burada. Doğuşini horror aslında. Vandalbow o da önde yakalandı. İkinci skor Pilot'a mı gidecek acaba? Son anda CEO son vuruşu yaptı. 2-0 başladı mücadeleye Royal Youth. Aurora macera aradı fakat maceranın kontrolünü yapmadıkları zaman başlarına çok kötü şeyler geldi. Doğru yere totemleri atıp oraya çok daha kontrollü gelmeleri lazımdır. Rakip ormana giriyorsanız 4 kişinin üzerine anında kapanabileceğinizi biliyor olmanız gerekir. Bu arada Padden da orada çıpaya yakalandı. Tolerant'tan iyi bir çıpa. Padden tabii şimdi Vandalbow gelene kadar minyonların arkasında durmak zorunda çünkü Nautilus tehdidi var. Bu arada geç aşama, yani analiz masası geç aşama için çok daha iyi kompozisyon olduğundan bahsetmişti Aurora cephesini. Kısmen katılıyorum da, ama Royal Youth'da geç aşama için bir tane güvenilir şampiyon var, o da Azir. Evet, Scarlet de ondan bahsetmişti zaten. Evet. Yani zaten bu başlangıçtan sonra Aurora'nın çok ama çok çabuk oyunu dengelemesi lazım. Şimdi Işık Bağ kaçtı ama çıpada kaçıyor. Vandalbow yakalansa işi çok zor olacaktı, sıçrası yok. İkinci seviye olduğu için Royal Youth cephesi şeye bile, minyonlara bile yaklaştırmadılar burada. Hadley şimdi orada değişmez kararlı bir takasa giriyor ama değişmez kararı tetikleyemedi. Tabii ezbere bilmeyenler için söyleyelim, yine de W'su Karma'nın yerine mıhlama yeteneği. Değişmez karar. Mojito. Yalnız Aurora'nın rakip ormana giriş stratejisi tamamen bir kumardı. Yani çok kontrolsüz girdiler ve çok ağır cezalandırıldılar. Evet ve Mojito bu arada az önce tamamen şansa kurtuldu. Yani o görüş çiçeği Mojito'yu görseydi Closer zaten seviye olarak üstün. Burada bir şey deneyebilirdi ve yine de bir şey denemeye çabalıyorlar. Mojito'nun görüşünü görüyoruz şu anda. Bir anda sancak gelecek buraya. Mojito'nun sıçrası var. Bunu unutmayalım. Mojito burada sıçrayla uzaklaşacak büyük ihtimalle. Sancak kaçmasa yine başı belaya girebilirdi. Aynen öyle. Ama yine de kaçacaktı ya sanırım. Sıçrası
İyi mesafedeydi. Closer'ın da sıçrası yok. Tolerant uzaktaydı. Tolerant yakında olsa başı daha büyük belaya girebilirdi. Ama erken iki skordan sonra resmen vadi dar ediyor şu anda Royal Youth. Sürekli hep diyoruz ya biz oyunun oynandığı çizgi. Normalde oyun başladığı zaman nehir takımları ayırır. Üstünlüğü aldıkça nehrin karşı tarafına geçersiniz. Burada resmen direkt nehrin karşı tarafından başlamış durumda. Oo, müthiş bir ışık bağı. Işık bağı. Bu arada hani ışık bağının ötesinde Tolerant'ın çıpası duvara çarptı. Onu da söyleyelim. Zaten tutmayacaktı. Bir tek orada kapan kötü geldi. Işık bağının altına koyamadı. Ped'in gelmesini nerede koydu yanlış görmediysen. Pardon özür dilerim. Benim hatam. Hani ışık bağıyla aynı anda koydu zaten. Ama Tolerant da çıpayı tam ayarlayamayınca zaten tehdit ortadan kalkmış oldu. Buradaki basit hatalar çok önemli. Evet, burada kurulan baskı çok önemli ve hani baskının kralını kurmuş durumda şu an itibariyle. Yine tutmadı. Tolerant iyi değil ya, zaten artık şey oldu yani, şova döktü işi. Aynen. Ya bu arada hani şeyi söyleyelim. Aslında Tolerant kaçırıyor demek çok doğru değil. Wendelboe düz bir çizgide ilerliyordu. Sağ adım atsa yakalanacaktı. Onu düşündü muhtemelen. Armut'un canı çok azaldı ama Merlin'in de manası bitti. Mojito geldi ama totem var. Ve Armut burada rahat bir biçimde kalacak. Closer. Girip girmeme konusunda kararsızdı. Closer şimdi giriyor. Wendelboe'nun sıçrası yok. Burada odak noktası Wendelboe olacak. Ve Wendelboe'nun düştüğünü göreceğiz büyük ihtimalle. Pilot'a kalıyor skor. Orada Closer da Eren'in canını okuyor. Yani Seol. Pardon özür dilerim. Seol. Aradaki minyon farkı çok yüksek gözükmese de sürekli rakip kulenin altına hapsetmiş durumda Eren'i. İlk iki seviyede Eren iyi durumdaydı ama seviyeler 3'e geldikten sonra Azir'in etkisi ortaya çıktı. Armut dediğin gibi başı dertte şu anda. Cehennem prangasını kullandı ama medley oraya hapsedemedi. Şimdi Mojito buraya geliyor. Armut'un hala sıçrası olduğunu... sıçrası yok bu arada, özür diliyorum. Az önce kullandı ve skor geliyor. Ve Mojito her ne kadar oyuna kötü başlamış olsa da bir etki yaratmayı başarıyor böylece. Ve yani oyuna bu kadar dezavantajlı başlamasına rağmen Minyon da çok geri düşmedi en azından. Evet. Tabii Olaf'ın hızlı orman kampı temizleyen bir şampiyon olduğunu biliyoruz ama Closer kurduğu baskıyla beraber rakip ormanı da birazcık dar etmişti ona. Bu arada her maçtan önce bahsediyoruz hani artık tekrar gibi oluyor ama sürekli ışınlanın artık ne kadar bütün dengelemelere rağmen hala çok popüler olduğunu görüyoruz. Aynen. Genelde 3'er ışından görüyoruz. Bu sefer yalnız 3'e 2 ışından var. Royal Youth cephesinde Pilot ışından almayı tercih etmemiş. Kalista tabii biraz daha kırılgan bir şampiyon. Biraz daha kaçışı olmayan bir şampiyon. Bu arada yukarıda takaslar devam ediyor. Armut da Medli'de 6. seviye oldu. Bu karar değişmeyecek. Abi o esprileri benim yapmam gerekmiyor mu? Sen üzüm üzüme baka baka kararıyor galiba. Pedon koridoru dondurmaya karar verdi ama minyon sayısı o kadar fazla ki burada. Bir süre dondurabilecek sadece. Yine bu tarafın minyonları itecek birazdan. Ya bu başlangıçta hemen 1000 altınlık bir fark var. Baskıyı çok fazla kuruyor Royal Youth ama o baskıya karşı Aurora iyi bir direnç sergiledi şu ana kadar. Baştaki o kötü başlangıca rağmen çok da kötü gitmiyor oyun. Yani o başlangıç... Royal Youth öyle bir takım ki yakaladığı avantajı çok ciddi şekilde baskıya ve daha büyük sonuçlara dönüştürmeyi seviyor. Bunu da yaptılar ama Aurora'nın defansı şu ana kadar gayet iyi çıkardı. Kesinlikle öyle yani, maçın başında hepimiz hatırlıyoruz aslında. 2-0 başlamıştı Royal Youth ama o zamandan beri 1-1 devam ediyor mücadele aslında ve daha fazla skor alabilirdi Royal Youth. Aurora iyi geri çekildi. Artı her yerde gelen baskıya rağmen Minyon'da çok çok da geri düşmediler. Aynen öyle. Ve yani genelde tekli dereceli de biliyoruz ya da profesyonel arenada o kadar büyük bir avantaj yakalanıyor ki çok çabuk paniğe kapılıp hata üstüne hata geliyor. İşte kar topu etkisi dediğimiz şeyin ölçüyor. Kar topunu durdurmayı, evet geride şu anda Aurora ama kar topunu durdurmayı başardılar. Çıpa bir kere daha tutmadı Wendelboe. Tam ucundan kaçmayı başardı ve karşılığında Pilot'a çok yüksek bir hasar verdiler. Işık bağının altına gelen kapan. Üzerine Piltover silahı. Tolerant bir kere daha şansını deneyebilir. Şu an çalı da iyi bir pozisyonda. Ya bu arada Kaan, hatırlayacaksın zaten. Bunun en büyük, dediğin şeyin en büyük örneklerinden bir tanesi MSI'da gerçekleşti. Erken safhada bir tane avantaj almıştı Invictus Gaming ve SKT'nin canını okumuştu, hatırlayacaksın. MSI tarihinin en erken biten maçı olmuştu. Profesyonel tarihte bence öyle bir maç kolay kolay olmaz bir daha. Aynen öyle. Yani Royal Youth da aslında bunun bir tık altını bile olsa yapabilecek bir takımdı ama dediğin gibi Aurora iyi dayandı şu ana kadar. Ama tabii Royal Youth da bir yerden
ufak bir avantaj sağladı ve Bullet Edge'lerini almayı başardı. Bu arada oyunun baskıyı kesinlikle azaltmıyor. Kesinlikle. Yavaş yavaş barikatlara dönüşecek. Yani sadece dediğim gibi kar topunun çığa dönmesini engellediler. Evet, evet. Ve buna devam etmek zorundalar. Bu baskıya karşı direnmek de kolay değil aslında. Eren kendi kulesinin altında bile dürtülüyor tabii CEO'nun menzili yüzünden. İlk barikat geldi galiba bu arada. Medley şimdi arkadan Closer geldi. Medley'nin sıçrası yok, burada bir skor göreceğiz. Armut skoru almayı başarıyor Closer. Doğru zamanda doğru yerde. Ve gayet de kolay bir skor oldu tabii. Şeyi attıktan sonra infazı. Özür dilerim. Afet. Afet. Eren de ufak bir açıklık buldu burada. Seoul'un üste dönmesiyle beraber ve Mion farkını birazcık azalttı. Şimdi de mavi güçlendirmesini alıp biraz daha rahatlayacak. Mojito'yu ne zaman görsem üzerinde mavi güçlendirme var. Sanıyorum ki karşı ormandan çaldı mavi güçlendirmeyi. Galiba. O sırada haritaya odaklanmadım ama zannediyorum ki Yampir'i yengeç aldıktan sonra gidip aldı onu ve paketini de alıyor Eren şimdi. Ya tabii ilk paketle genelde bir şey yapılmıyor ama belki de Eren farklı bir yol izleyebilir. Alamete işaret ediyor şu anda Royal Youth cephesi. Önemli bir üstünlük göstergesi olabilir bu aldıktan sonra. Evet, koridor değişikliği geldi Royal Youth'tan. Şimdi Mojito ultisini açtı, sıçrayla beraber Armut'un üzerine atlıyor. Armut'un sıçrasının gelmesine hala biraz süre var. Ve skor Mojito'ya gitti burada. Ama İlk kuleyi alan taraf Royal Youth olabilir burada. Ama Armut resmen intihar etti ya. Evet. Yani inanılmaz tuhaf bir karardı o. O kadar 3 şampiyonun arkasına gitmesi. Aynen öyle. Aurora şansını deniyor ama alamet avantajı var. 2 minyonu kaldı şu anda Royal Youth'un. Büyük bir savaş ilk kule için. Bu arada, kim alacak? Kulenin tabii her barikat düştüğünde dirençler o kadar artıyor. Aynen ki. Aynen öyle. Aurora alacak galiba. Şey ve Aurora almayı başardı ilk kuleyi. Royal Youth'un alamet hamlesine çok iyi cevap verdiler. Kesinlikle. Armut da sağ olsun yardım etti biraz. Mesela Medley, rakibin orada alameti açtığının sesini duyduğu anda ikinci kulesine gitti. Altın şimdi farkı hala 1000. Evet. En çok birebir de skor veren, daha doğrusu ayrık ölen isimlerden bir tanesi ligimizde aslında Medley ama bu mücadelede gayet iyi dayandı. Bir tane hatası dışında şu ana kadar daha fazla skor verebilirdi. Ama Karma tabii nispeten kolay, rahat bir eşleşme ama Karma özellikle 9-12'de çok güçlendikten sonra Medley belli ki çalışmış. Genelde üst koridor oyuncuları Karma konusunda şey oluyorlar, yani hani o kadar hakim olmayabiliyorlar. Ben de bu dikkatli olmalı burada. Hemen ulti kullanıldı ama orada güzel bir ışık bağ geldi. Arka tarafta ultisini kullanan bir Mojito var. Afet'in içinde kaldı Mojito ama güzel bir hasar. Kronometre iyi geldi Tolerant'tan buradan. İki kronometre birden. Hem Tolerant hem Closer burada zor durumda. İkisi de düşüyor. Arkada ölen bir isim daha var, o da Pilot. Pilot Royal Youth'ta ama şu an uçuşa geçen Doğuş yine Aurora. Ve skorlar Caitlyn'e gitti. En önemlisi de o. İki skor birden Caitlyn'e. En istemediği senaryo oldu Royal Youth cephesinin. İyi oldu. O da yakalandı. Yine bir ışık bağı tutuyor Vandalbone'dan ama kulesi yok Vandalbone'un. Arkada Armut için çok güzel pozisyon olacak bu. Arkada CEO skoru aldı. Fedon'un buradan çıkışı yok. Bir skor daha gelecek. Royal Youth. Doğuşini Aurora'nın biraz rakibe saygı göstermemesini çok çok iyi değerlendirdi. Aynen öyle. Yani Aatrox, Azir, üzerinize gelen Aatrox ve Azir'den sıyrılmak hiç öyle kolay değil. Yani CEO zaten erken safhada güçlenmesini istemeyeceğiniz bir şampiyon oynuyor. Üzerine buradan yine çıkarabileceği maksimumu çıkardı. Seoul gerçekten harika bir maç çıkarıyor. Yani Eren'e kurduğu baskının dışında haritada çok fazla harita olmasa da yaptıkları. Burada işte şey kaçtıktan sonra Vandalbo harika bir sıçra atıyor. Yani Nautilus ultiyle Kalisto ultisiyle geldikten sonra etkisi çok düşük oluyor. Fakat Pilot öyle zor bir yerde kalıyor. Pilot'ın yapabildiği hiçbir şey yok. Yani iki tane ışından geldikten sonra Pilot'ın düşeceği belli. Yukarıdaki savaşı da kaybediyorlar. Pilot belki savaştan çıkmasa, yukarıdaki savaşa dahil olsa, çünkü zaten düşecekken en azından yukarıda belki de daha fazla bir şey yapabilir. Evet ama yine de canları çok yüksek seviyedeydi Perrin'le Vandalbone'un. Yine düşmeleri biraz zor görüyordu. Zordu ama aşağı gideceğiz, yine hiçbir şey olmayacağı belli yani. Evet, evet.
Ama genel olarak zaten Paddle'la Vandalbo orada kalarak durumu eşitlemeyi başardılar. Bütün her şey Vandalbo'nun sıçra zamanlaması ya. Evet. Nautilus gelirken o sıçra zamanlamasını doğru zamanda atınca... Işık Lux, bağını da tutturunca... Lux mesafeyi açınca çünkü ışık bağını tutturacak fırsat oluyor. Zaten dar bir yer. O sıçrayı doğru yerde atarsanız ondan sonra savaşta bütün inisiyatif size geçiyor. Vandalbo orayı çok çok doğru... Yani çok doğru oynadı derken bir tane hareketi çok doğru zamanda yaptı. Yine de Royal Youth verdiği cevabın ardından şu anda 1000 altın üstün durumda. Yaklaşık 1000 altın diyelim. Ama ve ikinci bulut ejderini de aldılar. Ama Caitlyn'in kıvama gelmesini istemiyorlar. Caitlyn'in daha yolu var. Ama o yolu, kılıcı bitti. O yolu yavaş yavaş geliyor. Royal Youth'un baskı kurma çabası çok fazla sonuç vermese de bundan asla vazgeçemezler. Ben rejimizden bir altın farklarını rica edeyim. İki oyuncu arasında bireysel bir fark var mı ona bakalım. 600 altın Armut'un önde olduğunu görüyoruz. Yine bir 700 altın aslında Closer önde. Ama işte bakıyorum diğer taraftan orta koridorlar eşit. Nişancılar hemen hemen eşit. Pedal'ın çok ufak bir üstünlüğü var. Yani genel olarak fark aslında orman ve üst tarafta. Barikatlarda da hemen hemen eşit bir mücadele. Bir barikat fazlası var Royal Youth cephesinin. Ve böylece oyunda ikinci kuleyi ilk alan taraf Royal Youth oluyor. Seol baskıyı her yerden devam ettiriyor. Tamam, sence bir sonraki hamle ne olacak diyecektim ama Pedro'nun kötü pozisyonda yakalandı. Sıçrası da hiç iyi bir yere değil. Royal Youth resmen sağdan soldan her yerden kapattı. Dörtlü savunma. Sıçrayla Afet'ten çıktı, buradan çıkabilir miyim diye baktı. Siz mi buradaydınız? İstenmeyen misafir. Aynen öyle. Royal Youth burada çok güzel kapattı Pedro'nu. Yani o da orada hani biraz panik olup sadece Afet'ten çıkmak için kullandı sıçrayı. Afet'in direkt dışına attı. Orada muhtemelen görüş yoktu yani bir tarafından gelişti. Yani oradan aslında çok mantıklı yer yaptığı şey ama tabii nehirden iki kişi daha gelince Pedro muhtemelen mouse'la klavyeyi bırakıp sağ olun arkadaşlar demişti. Şimdi bana tutmadı ama Royal Youth'un orta koridor kulesini alma planı tuttu. 3000'e çıktı altın farkı. Bir tane skor, üstünde bir tane kule. Royal Youth şimdi kontrolü eline almayı başarıyor. Bir ejderi de Royal Youth aldı. İkisi de bulut ejderi. Üçüncü ejder de bulut bu arada. Şu an Closer'ın yine full tank gittiği bir Jarvan maçı görüyoruz. Zaten geçen gün kendisi de diyordu, o kadar çok Jarvan oynadım ki artık. Hani kendime çok güveniyorum demişti. O konuda. Özellikle gargoylu Jarvanlar neredeyse hiç ölmüyor. Evet, şimdi zaten savaşı başlatıyorsunuz. Gargoylu en doğru zamanda basabilecek pencere açılmış oluyor. Royal Youth o görüş çizgisini, haritada oynayış çizgisini biraz daha ileri çekiyor şu anda Tolerant. İki bulut ejderi de onların bu baskı kurmasında çok yardımcı oluyor açıkçası. Çok rahat rotasyon yapıyorlar. Evet. Armut da yukarıdan ayrı kütlemeye başlamış durumda. Tabii Mad de burada elinden geldiğince dürtüyor Armut'u. Arakçısıyla da ekstra altın ve farklı avantajları elde etmenin peşinde. Ama şu ana kadar Armut'un 30 milyon önde olduğunu söyleyelim. Şimdi bir de baskıyı alt koridora taşıyacaklar. Vandalbo'dan gelen bir ulti ama çok zarar vermedi. Minyon dalgasına biraz yardımcı evet. Olmak için yaptı. Eren'e birazcık destek oldu burada. Tabi Eren'in hasarının da arttığı dakikalara geldik onu söyleyelim. Tabii. Evet bulut ejderinin 20 saniye Royal Youth. Şimdi eşyalarını tazeleyip geri dönecek muhtemelen. Siol muhtemelen Nashor'un dişini bitirmiş olacak. Bitirememiş. Çok az kaldı muhtemelen. Evet. İlk eşya Luden'e gittiği için Nashor'un dişi tabii. O da pahalı bir eşya sayılır. Ve rahat bir biçimde
Üçüncü bulut ejderini alacak Royal Youth. Artık hızlı bir spor araba gibi sağa sola uçarak gidecekler. Bir sonraki ejder dağ ejderi. Yani Kaan şu anda Royal Youth rotasyon konusunda inanılmaz bir avantaja sahip. Hani zaten baktığın zaman 3 kuleye 1 kule öndeler ama diğer taraftan elde ettikleri bu hız onların neredeyse manuel bir Ryze ultisine sahip olmalarını sağlıyor. Ekstradan %6 hareket hızı. Şimdi dakika girmeye geldi. Baron vadiye iniyor artık. Ve altın farkı 4000 Royal Youth lehine. Harita kontrolü Royal Youth lehine. Caitlyn güçleniyor diğer taraftan. Bombardıman topunu bitirdi. Porky elinden geldiğince güçlenmeye çalışıyor. O da şu anda oyunda en çok minyon biçen isim aslında. Geriye düşmüştü maçın belli bir döneminde ama şu anda birinci sırada ve Baron'a başladılar. Kalista, Azir muazzam hızlı yaparlar. Bunu beklemiyor Aurora. Aurora bunun farkında değil şu anda. Mojito oraya yaklaşıyor. Bir şeylerin ters gittiğini anladı. Ve Royal Youth bırakıyor. Yalnız Vandalboy yakalanmış. Vandalboy ışık bağı tuttu. Sırçayı kullandı ama şimdi burada Pilot'tan kullanılan bir ulti. İki kişi afetin içinde kaldı orada. Kronometreler kullanılıyor ama Vandalboy yine de düşecek ve uzaklaşamayan bir Mojito görüyoruz. İki skor birden. Seol şimdi önde kaldı. Son anda geri çekiliyor. Yine de Armut burada ultiyi önlemeyi başaramadı. Orada son kozun hasarı. Seol'a gitti. Canlar biraz azaldığı için bu Baron denemeyecekler şu anda. Ama Medley tehlikeli sulara doğru ilerliyor. Medley arada mı kaldı acaba? Sırçası var Sırçrayı. Son anda kırmızı güçlendirmenin oraya kullandı. Medley yine tehlikeli bir yerden ben gidiyor. Armut'a pozisyon yaratabilir burada. Diğer tarafta Paden çok zor durumda kalmış. Ama Seol daha fazla zorlamadı. Aurora burada iki skor karşılığında Baron durdurmayı başardı aslında. Ama bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilirler. Evet, Baron da görüş almak için kullanılmış bir ulti. Şu anda herhangi bir tehdit yok. Bunu gördü Aurora üyeleri. Bu arada Kalista ve Azir oyunda en önemli güç patlamalarını yaşıyorlar. Paden burada düşebilir. Seol sıçrayla girdi ama Paden almayı başaramadı. Vandalboy aldı. Vandalboy'un sıçrası yok az önce kullanmıştı. Vandalboy'un düştüğünü görüyoruz. Skor da Seol'a gitti. Seol'un ana hedefi Paden'di ama şapkadan Vandalboy çıktı. Paden son anda kurtuldu orada. Eren bu arada teklemeye çalışıyor burada Seol'u. Bayağı bir hasar verdi. Ama karşılığında da bir o kadar hasar alıyor tabii ki. Şimdi şu an Porky'nin de çok güçlü olduğunu söyleyelim. Bir kere daha Baron'a başladı Royal'u. Seol oldukça defansif bir konumda duruyor. Işınlanlar geldi. Ön tarafta yakalanan bir isim Medley. Hemen orada kronometreyi kullandı ama az önce sırçasını atmıştı. Buradan çıkması biraz zor olacak. Elinden geldiğince dayanmaya çalışıyor Medley orada ama cehennem prangasının içine çekildi ve skor pilotta. Arka tarafta Paden Seol'u yakaladı. Seol'un canı zaten azdı. Paden biraz fazla önde kaldı. Afet'e yakalandı. Ardından gelen bir natürlü suçlusu ve Paden'ı düşürmeyi başardılar. Şimdi burada Vandalboy ile Eren sadece hayatta. Ve bu ikilinin kalan dörtlüyü tutması birazcık zor olacak gibi. Ama Baron'a gitmiyor. Seol ölü olduğu için. Ha doğru pardon. Yeterli hasarlar olmayacağını düşünüyorlar. Şimdi Eren Pilot düşürmeye çalışıyor. Arkadan gelen Lux ultisi Pilot'tan çok güzel bir sıçrama. Tolerant önde kaldı. Tolerant burada hayatta kalması biraz zor gibi görünüyor. Gelen ışık bağıyla beraber düştü. Şimdi durdurulamaz olan bir Mojito. Closer'ı kovalıyor. Bir kere daha yavaşlattı ama son hasar Armut'tan. Mojito'nun 1'e 2'si tutmadı. Evet. Her yerde aksiyon. Second best. Her yerde. İnanılmaz aksiyonlu maç. Yalnız şey çok iyiydi. Durdurulamaz oldu Olaf. Şey kaçıyor, Closer, Armut zıplaya zıplaya arkasından kılıçla düşürmeyi başardı Mojito'yu. Mojito orada bir adım daha atsa Closer'ı düşürecekti muhtemelen Mojito ama. Şey çok ya, Aatrox'un animasyonu zıplaya zıplaya vuruyor kılıcı. Burada çok aksiyon var yani, hepsini tekrarını izleyemeyeceğiz herhalde. Bu ilk aksiyon, Maddie'nin yakalandığı an. Güzel kronometre kullandı bu arada, zaman bayağı zaman kazandı. Closer'ın sancak kombosu da böylece boşa gitmiş oldu. Diğer taraftan, sol taraftan sıkıştırmaya çalışıyorlar. Paden bu arada son kozda inanılmaz bir skor aldı. Biraz da şans tabii yani son kozu görmedikleri için engelleyemediler.
Ama sonra da birazcık yalan söylemeyeceğim. Acemi hatası yapmış gibi burada. Çünkü oradan geri döneceği belli Royal'ın oyuncularının. Ve 3 tane Blue Ejder ile çok da hızlı gelecekleri de belli. Evet. Şimdi bir ejder daha Royal Youth. Şimdi işte Baron tehditleri bir kat daha artacak daha ejderiyle. Ve hani hadi maç geç aşamaya kaldı diyelim. Sağ tarafın kompozisyonu biraz daha iyi görülüyordu. Ama artık dedim ejderha tehdidi var. Aynen öyle. Altın farkı 4000 şu anda. Padden yalnız 2,5 eşyaya ulaştı. Bu coşku eşyasında bir şeye dönüştürdükten sonra Caitlyn yalnız tam kıvama gelmiş olacak. Hoşçakal. Fendelbo bir kere daha yakalanıyor. Afetin içine düştü, havalandı ve yere düşmedi bir daha. Yani Nautilus Solitis de gelince zaten. Hiç şansı kalmıyor. Şimdi Baron tehdidi çok daha büyük ve çok hızlı yapacaklar Baron'u. Armut bir şey tutuyor arka tarafta ama o iki kişi Armut düşürebilecek mi? Baron'un 6000 canı kaldı. Medli biraz önde. Medli tolerantla yaptığı birebir. Şimdi Pilot'tan kullanılan ulti. Padden havaya kaldırmayı başardılar. Padden'ın hasarı burada yeterli olmayacak. Padden'ı düşürüyor tolerant Pilot ikilisi. Baron'a kaldığı yerden devam ediyor Royal Youth. Mojito çalmayı deneyecek mi? Sıçrası var mı Mojito'nun diye bakıyorum ama Mojito zaten sıçrası gelmemişti. Arkada onu yakalayıp kesiyorlar. Baron'u da kesiyorlar. Royal Youth'un kesmediği şey kalmadı bu maçta. Altın farkı 7000 oldu. Şimdi kuşatma zamanı Royal Youth için. Baskıyı kurdular falan maç boyunca. Medli. Medli burada mantral değişmez karar. Canını dolduruyor ama sıçrayı da istediği yere atamadı. Tolerant, arkasına atmaya çalışmıştı. Tolerant'ta görüşü yoktu. Tolerant'ın o çalıda olduğunu hiç tahmin etmiyordu. Birebir de yakalarım zannetti Pilot'ı. Ama yakalanan kendisi oldu. Ya bu maçın özeti Doğuş Neorara'nın görmediği rakipler oldu bence. Aynen öyle. Ya da nereden geleceğini tahmin etmediği rakipler diyelim. Bu arada harika şeyler var, rakamlar. Lozun 2-1-12. İşte ya burada yapabilecekleri fazla bir şey yok. Armut burada iki kişiyi tutuyor. Armut'u hemen düşüremedikleri zaman Armut'un hayatta kalması zaten her şeyi değiştiriyor. Diğer taraftan Pilot harika bir Kalisto ultisiyle önce Padden'ı ayıklıyorlar. Çünkü en önemli Padden'ın tabii takımdan uzak kalması çok büyük bir risk. Evet. Çok büyük bir risk. Ve o riski çok ağır cezalandırdılar. Ondan sonrası zaten son derece kolay. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şu ana kadar gördüysem Padden hep sağda, diğer oyuncular hep sol tarafta. Araları hep buradaki pozisyon. Aralarında bir şey sorunu var. Beraber gözükmek istemiyorlar. Evet, dünkü maçı hatırlarsan Padden takımla beraber bayağı bir oynamıştı ve zafere de ulaşmışlardı bu arada Medli. Devir yapıyorlar. Dalgası yalnız bayağı kalabalık. İkinci kolordu halinde geliyor alt kordu. Eren ve Pilot. Statlı sayılır hasarlar aldılar burada ama şu anda avantajlı olan taraf Royal Youth. Vandalboy önde yakalandı, sıçrayı atıyor ama arkadan gelen Afet. Vandalboy ölmeden önce ulti yapmak istediği gibi olmadı. Öteki tarafta Medli de Afet'in içinde kurban oluyor. İki tane ceset çıktı o Afet'in içinden. Afet'in içine askerleri diziyor Azir, paramparça ediyor ve oyunu bitirecekler muhtemelen burada. Padden can avliyle üste kaçmış durumda. Eren'in de yapabileceği çok fazla bir şey yok. İlk Nexus Kulesi düştü, ikinci Nexus Kulesi düştü. Nexus da artık düşüyor. Ve Royal Youth zafere doğru ilerliyor. Eren son şansını deniyor orada ama hem Eren düştü hem Mojito düştü. Padden de KDA'yı biraz daha bozmayalım artık diyor. Ve Royal Youth zafere ulaşan taraf oldu bu mücadelede. Şu da kesinleşti. Royal Youth, Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nin 5. haftası itibariyle liderlik koltuğunda tek başına. 10 maçta 9 galibiyet. Gerçekten güzel bir oyun. Erken bir avantaja kadar. Aslında Aurora maç boyunca iyi savunma yaptı ama bu savunma, şimdi geri düştüğünüz zaman savunma yapmak zor. İstikrarlı savunma yapmak, hata yapmamak. Diğer taraftan baskı kurup baskıdan bir şey elde edememek de psikolojik.